Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış sağlık özel yayınına, daha doğrusu sağlığın için hareket et özel yayınına hoş geldiniz. Bugüne kadar peyderpey sizlere sağlığın, biraz pandemi konuştuk, sağlığın farklı boyutlarını, ekonomisini anlattık, özel sağlık sigortalarını anlattık, özel hastaneler boyutunu anlattık, işin biraz daha psikolojik ve sosyolojik boyutunu da anlattık. Çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Bizi bu yolculuğumuzda, sağlık özel yayınımız yolculuğunda yalnız bırakmadınız. Ve hem yorumlarınızla hem sorularınızla katkıda bulundunuz. Bugün işin bir aslında tam adında olduğu gibi sağlıklı hareket et boyutunu konuşacağız. Yani sağlık için hareket et boyutunu konuşacağız. Ama bunu da biraz kalple birleştirdik. Konuklarımız da bunun üzerine soracağız. Bu pandemi döneminde bir seneden daha uzun süredir bu kalp rahatsızlıklarında neler oldu? Pandeminin kalp rahatsızlığı etkisi nedir? Ama bunları çok kısa geçeceğiz. Onu da başta söyleyeyim. Ama asıl kalp deyince hareket ete bağlıyoruz biz işi. Biraz o konuda işin uzmanından argo tabiriyle tiyolar almaya çalışacağız. Her iki konuğumda da bu konuda bizi bilgilendirecek yapılan araştırmalar var. İlginçtir. O araştırmaları da satır başlarıyla paylaşacağız. Evet efendim, konuklarımızı bir tanıtalım. Efendim, Profesör Doktor Ali Serdar Fak, Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken bizlerle. Yavuz hoş geldin. Merhaba Noyan'cığım, iyi yayınlar hepimize. Teşekkürler. Şimdi hocam sizle başlayalım. Bize böyle bir iki cümle bu bir senede salgın döneminde koronavirüsün, salgının kalp üzerindeki etkisini sadece bir iki cümleyle bize bir özetleyin. Nelerle karşılaştığınızı böyle bir iki cümle. Ona odaklanmayacağım ama bunu da es geçmeyeceğim. Dolayısıyla biraz bir iki cümle paylaşın. Ondan sonra şu işin kalp tarafının sağlık boyutunu konuşalım. Buyurun hocam. Hay estağfurullah. Tabii COVID-19 hastalığının ötesinde çok başka problemlere de sebep oldu. Yani COVID-19 sebebiyle çok acı kayıplar verdik tüm dünya olarak, ülkemiz olarak. COVID-19 hastalığı çok geniş yelpazede sorunlara sebep oldu. Sadece bir akciğer hastalığı değil, vücudun birçok sistemini etkileyen hastalıklara sebep oldu. Ama bunun dışında da ayrıca pandemi sebebiyle getirdiği sorunlara bağlı olarak birçok sağlık sorunlarına sebep oldu. Sosyal sorunlara sebep oldu. Hemen konumuzla ilgili olarak satır başlarıyla konuşacak olursak, örneğin kişilerin pandemiden kaynaklanan sebepler dolayısıyla sağlık hizmetlerine ulaşması zor oldu. Dışarıya çıkması zor oldu. Hastanelere, sağlık hizmetlerine gitmemeyi tercih etmeleri bir sorun oldu. Evde çalışmak, zorunda kalmak, dışarıya çıkamamak, hareketsizlik ayrı sorunlar oldu. Bunların her biri parça parça veya bir araya geldiğinde tabii ki bütünsel olarak sağlığımızı ayrıca etkileyen sorunlar oldu. COVID-19'un kendisinden başka. Bunların şimdi daha yeni problem olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dünyada da, Türkiye'de de yayınlar başladı. Örneğin işte dışarıya çıkamamak, hareketsizlik her yaş grubunda. Evet. Çocuklarda, gençlerde, ileri yaştaki kişilerde farklı sorunlara sebep oluyor. Obeziteye doğru, bir kiloya doğru tabii gidiliyor ki. COVID nedeniyle ve tabii bu herhalde tabii kilo ki. Da aynı zamanda, kendimi tenzih ediyorum bu arada. Estağfurullah. Ama gerçekten Yavuz böyle. Bir şey söyleyecek de ben önceden söyleyeyim de Yavuz hırsız ev sahibini bastır gibi Yavuz'a fırsat vermeyeyim diye önceden söyleyeyim dedim ama o da tabii kalbini basınç yapıyor. Ben alamıyorum. Gerçekten ama üstünüze alınmayın. Çoğu kişide gerçekten kilo problemi oldu. Sağlıklı insanlarda da. Tabii. Sağlıklı insanlarda da kilo problemi oldu. Hocam dur, hocam geleceğim ama önce Yavuz'a da bir söz vereyim. Yavuz ne diyorsun? Bu arada vallahi, söyleyeyim Yavuz efendim sevgili izleyiciler, Yavuz aslında hocamın elinden geçmiş. Yani hocam Yavuz'a değil mi hocam?
Evet. Demiş ki görüşmüşlüğümüz vardır. Bu haliyle değil tabii. Eski halinde bahsediyorum yani Yavuz'un. Ya böyle bu iş olmaz demiş. Değil mi Yavuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Açıkçası hocamın tedrisinde geçtim yani ama bir dost sohbetinden öte bir de hasta Doğru. doktor ilişkisi anlamında ben şöyle notlar almışım. Açıkçası onu da sorarsınız diye ne konuşmuşuz hocamla? Arkadaş demiş hocam bana, hareketsizlikle birlikte vücut kilosu arttıkça hipertansiyon olabilir, diyabet olabilir, yüksek kolesterolle karşılaşabilirsin. Sonunda kalp damar hastalığı riskin gitgide artacaktır. Sevgili Yavuz kardeşim, ya kendine çekidüzen vereceksin, ya hareket edeceksin, ya da sonraki aşamalarda senle daha ağır şeyler konuşacağız. Şimdi bunları konuşalı biz epey oldu hocamla. Ben biraz söz dinledim, sonra dinlemedim. Ama COVID'le beraber ben açıkçası kendime geldim. Yani sevgili hocamın söylediği bu önemli tavsiyeleri ya da tespitleri kalıcı olmak adına evde çalışmaya geçtikten sonra fark ettim. Yani COVID olmasaydı benim bunları fark etmem ya da ciddiyetine varmam çok açıkçası zannediyorum mümkün olmayacaktı. Bu anlamda eğrisi doğrusuna denk geldi deriz. Ama gerçekten şunu da görüyoruz. Ben hocamla sık sık konuşuyorum. Programın sonunda sizden de destek isteyeceğim bazı projelerimiz, gelişmelerimiz var. Ne kadar çok evden hareketsiz çalışırsak ertelenen sağlık sorunlarını görmeye başladık. Tam bir yıldır COVID'le çoğunluğu beyaz yakalar evden çalışıyor. Ve gerçekten bugün enteresan şeyler görüyoruz. Moyan, müsaade edersen bir de minik araştırmadan çok yeni elimize geçti. Lütfen. Ekim-Kasım ayında AXA Global Ipsos'la bir global araştırma yapıyor. Bu global araştırma 10 binin üzerinde denek ve ağırlığı kadın olmak üzere. COVID öncesiyle COVID sonrasını mukayese ettiren bir araştırma 8 ülkede yapılıyor. 7 ve üzeri 10 üzerinden notluyorlar ruh ve fiziksel sağlıklarıyla ilgili. %76 mutluyum ya da sağlıklıyım diyen kitle %65-70'e düşmüş durumda. Bir kere zaten yani hocamın söylediklerini de doğrulayan bir durum var. Herkes kötü hissediyor kendini. Burada şeyi çok anlayabiliyoruz. Hani böyle endişeli olma, fiziksel enerji düştü, ruhsal durum sıkıntılıyız. Bunlar anlıyoruz. Fakat bu kitlenin içinden %10, burada da hocama da topu atacağım. %10 ilk kez hayatında kalp damar rahatsızlığı, kronik rahatsızlığı, diyabetinin olduğunu fark ediyor. Yani az bir oran değil. Yani bu evde oturan bizler, bu 10 bin kişilik kitlenin içinde globalde 8 ülkede yapılan araştırmada %10 insan ilk kez bu hastalıklarla karşılaştığını görüyor. Bu COVID'den olmadı. Bunlar değil mi hocam? Hareketsizlikten oldu tabii galiba ki. Biraz. Şimdi o zaman hocaya da hazır pası atmışken, hocam o zaman şöyle yapalım. Bir bu süreçte yani bu bir senelik süreçte neler yaşadık, bu işte obeziteydi, nelerle karşılaştık ve Yavuz'un tespitini bu da ekleyebilirsiniz ve tabii de ne yapmak lazım, çünkü belli ki bir risk var ve yukarı doğru bu evet. Çıkıyor. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi pandeminin başını hatırlarsak aslında kardiyoloji ya da kalp sağlığı açısından baktığımız zaman, bunun içerisinde obeziteyi, diyabeti hepsini birlikte kattığımızda, çünkü kalp sağlığımızı tehdit eden şeyler hakikaten hareketsizlik, diyabet, yüksek kolesterol, kilo fazlalığı, sigara kuşkusuz. Pandeminin başından beri bütün bunlar hepimizin karşısına çıktı. Ama pandeminin başında şu da konuşuldu. Kalp ilaçları, tansiyon ilaçları COVID riskini arttırıyor. Bundan dolayı insanlar kullandığı ilaçları geri adım attılar, kestiler. Bir böyle bir risk oldu. Bir dakika. Tansiyon sonra, ilaçları COVID riskini arttırıyor evet, dediniz değil mi? Diye bir bilgi kirliliği yaşandı. Ha evet, pandeminin evet doğru. Aylarında tamam. Bilgi kirliliği yaşandı. Bir böyle bir risk oluştu. Sonra bu bilgi kirliliği düzeltildi. Ama böyle bir bilgi kirliliği yaşandı. Ondan sonra pandemiden dolayı sağlık hizmetine ulaşmak gerçekten zor oldu. Çünkü hastaneler, sağlık kurumları tüm dünyada pandemiyle boğuşuyor haldeydi. Artı insanlar hastanelere gitmek istemediler COVID korkusundan dolayı. Bu işin tıbbi tarafı. Sosyal tarafında ise dışarıya çıkma kısıtlaması ve evden çalışma, home office çalışma tüm dünyada yaygınlaştı.
Ve hatta büyük olasılıkla pandemi geçse de günün birinde, ki geçecek, günün birinde geçtiği zaman da home office çalışma kısmen bazı sektörlerde kalıcı olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi bunu da oturup masaya koyup konuşmamız gerekiyor. Home office çalışma kalıcı olacaksa eğer, home office çalışmanın bize sağlık açısından getirdiği çok ciddi sorunlar var. İnsanlar home office çalıştığında, Yavuz Bey de belki bu konuda konuşacaktır, ama home office çalışmaya geçtiğimizde bazı pratik tarafları var belki başka taraflar için, ancak çalışan kişiler için daha az hareket etmek, belirsiz mesai saatleri ve bunun getirdiği fiziksel ve ruhsal stresler var. Bunları ölçümleyebiliriz. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman hastalarımızda da görmeye başladık. Özellikle beyaz yakalı hastalarımızda görmeye başladık. Hipertansiyon kontrolü bozuldu. Kolesterol, diyabet kontrolü bozuldu, bozulmakta. Artı az önce Yavuz Bey'in de bahsettiği gibi daha önce farkında olmadığımız bir grup kişi, "Aa, benim diyabetim varmış, kilo aldım, diyabetim ortaya çıktı" diyen bir grupla karşılaştık. Yani hastalıkların sıklığı artmaya başladı. Kilo artışıyla beraber, hareketsizlikle beraber. Çünkü evet, insanlar daha az hareket ediyorlar. Ne yaparsanız yapın, plazada, çalıştığınız yerde, evet, fabrikada hareket ediyorsunuz. Gitmek için hareket ediyorsunuz. Ulaşım için hareket ediyorsunuz. Mesainiz var, teneffüsünüz var, paydosunuz var, yemek saatiniz var. Ama evde böyle değilsiniz. Bu disiplininiz yok gerçekten. Dolayısıyla home office çalışmak arttıkça, ki arttı, kalıcı hale geldikçe, evet, bu sağlık problemleri giderek gelmişti. Peki, burada bir ara verelim hocam. Ben bu yayınları niye seviyorum? İşte konuklar birbirine soru soruyorlar. Bana fazla iş düşmüyor. O yüzden çok seviyorum. Ali Serdar hocamın sormuş olduğu soruyu Yavuz'a ben ileteyim ama isterseniz önce böyle bir küçük bir ara verelim. Hem biz de soluklanmış olur. Çok güzel bir haber hazırlamış arkadaşlar. Eski şampiyon boksör Adem Kılıç, bu sizin söylediğiniz çerçevede hareket etme konusunda bir takım tiyolar veriyor. Onu bir izleyelim, sonra Yavuz'a dönelim. Ben boksa 12 yaşında başladım. 32-33 yaşında da artık yavaş yavaş emekli olmaya doğru ilerledik. Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak spor hayatımı sonlandırdım ama spor yine her zaman benim hayatımın içinde. Yaklaşık 15 tane Türkiye şampiyonluğu kazandım spora başladıktan sonra. Avrupa ikinciliği 2 defa, dünya üçüncülüğü, dünya ikinciliği. En son işte Akdeniz oyunlarında bir ikincilik, bir şampiyonluk kazandım. Olimpiyatlarda 5. oldum. Türkiye'de 3 defa üst üste olimpiyat vizesi kazanmış ilk sporcu unvanını aldık. Hem sağlığımız için, hem akıl sağlığımız için, hem ruh sağlığımız için, hem fizik sağlığımız için ve kendimizi mutlu hissetmek için açıkçası spora her zaman hayatımızın içinde ihtiyacımız olacak. Ben bundan sonraki süreçte de sporu bir şekilde hayatımın içinde tutacağım. Maalesef ülkemizde spor kültürüyle çocuklarımız yetiştirilmiyor ve spor kültürü hem gençlerimize hem yetişkinlerimize çocukluktan çok fazla açıkçası bunun eğitimi, bunun bilinci kazandırılmadığı için ileriki yaşlarda da bunu çok fazla fark edemiyoruz. Bu gerçekten de üzücü bir olay ama hareket etmek bir eşofmanını giyip yürüyüş yapmak demek. Şu anda dijital sektör o kadar gelişti ki telekomünikasyon biliyorsunuz, yani her şeye internet yoluyla ulaşabiliyoruz. Yani antrenman sistemlerini, çalışma programlarına hepsine ulaşabiliyoruz. Hareket etmek isteyen insan zaten bir şekilde hareket edip sağlığını kazanıp o şekilde yaşamaya devam ediyor. Ben hayatım boyunca müsabakalar için spor yaptım. Ama yaptığım spordan da zevk aldım. Zaman zaman üşendim, zaman zaman yoruldum, zaman zaman vazgeçmek istedim. Ama her zaman bir şekilde beni kenetleyen bir amacım, bir hedefim vardı. Şimdi bu amacım, hedefi, kariyerimi gerçekleştirdikten sonra bir kenara bırakmak ona haksızlık olur diye düşünüyorum ben. O yüzden bundan sonraki sürecimde de müsabakalara çıkmasam bile en azından spor yapacağım. Spora insanları teşvik edeceğim. Sağlık için hareket et. Evet, ilginç. Salon da güzel salonmuş. Yavuz, artık salonlara gidiliyor mu?
Bu hocanın sorusu baki. Benimkisi çok bir lokmacık soru. Ya ben gitmiyorum. Yok biraz yani. Daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlıklı olmak için bu kadar sabrettik. Biraz daha sabredelim. Şimdi hocamın bıraktığı yerden devralacağım sözü ama yani konu hakikaten çok uzmanlık gerektiriyor. Bizler bireyiz. Sağlıklı olmak için reçeteyi çok kompleks zannediyoruz. Aslında değil. Yani hareket edeceğiz. Yani ya müthiş bir şey söylemiş bizim Adem. Giy eşofmanını, giy spor ayakkabını, yürü arkadaş en kötü yapamıyorsa. İşte burada hareket etmemiz lazım. Benim tespitlerim şöyle, sigortayla ilişkilendireceğim. Yani birazcık oradan da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir 5 ana stratejik başlığı var. Onlara değineceğim. Bir kere hareketsiz toplumlara daha fazla sağlık soruyla karşılaşacağız. Sağlık sisteminin üzerine büyük büyük gelecek. Yani geçen programlarda da konumuz olmuştu. Yani Türkiye'de hareketsizliğin getirdiği sağlık harcaması 7 ila 10 milyar lira senede. Yani aldığımız tedaviler evet. için bunu söylüyoruz. Pandemi sonrasında daha zorlu olacak. Çünkü hocamın dediği gibi ertelenmiş rahatsızlıklar şimdi çıkmaya başladı. Bir de yeni keşifler çıkmaya başladı. Çünkü bir yıldır hareketsiz muhtemelen 6 ay daha böyle yürüyecek. Koruyucu hekimlik ve hareket farkındalığının öne çıkması gerekiyor. Şimdi ben sigortacı olarak böyle okuyorum resmi. Bir taraftan da önemli fırsatlar var. Çünkü bilinçli kitleler var. Sağlığının farkında sağlık sigortası alıyorlar ve veya düzenli kontrollerine gidiyorlar. Ama şöyle bir şey var, artık yetmiyor. Yani Adem de çok güzel söylemiş. Dijital çözümleri istiyor sigortalılar, vatandaş. Bugün danışmanlık istiyor, koçluk istiyor, teletip istiyor. Egzersiz yapmak için yönlendirme istiyor, işte kilosunu takip etmek istiyor, attığı adımı, kilometreyi, çıktığı yüksekliği takip etmek istiyor. Bütün bunlar aslında farkındalığın başladığını gösteriyor. Ama burada çok kritik bir şey var. Yani bu iş, bizler burada farkındalık yaratmak için bugünden yarına değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 fiziksel aktivite stratejisinde 5 başlık belirlemişler. Onlara değinmek istiyorum. Çünkü burada yaptığımız işi anlamlandırıyor. Hocamın yaptığı işi de anlamlandırıyor. Sadece hekim olarak değil, başka bir projesi var. Ondan bahsedeceğiz sonunda. Öncelik alanı bir demiş Dünya Sağlık Örgütü. Fiziksel aktivitenin arttırılması için liderlik ve eşgüdüm sağlamak. Tüm kurum ve kuruluşlar, yani basın, hekimler, sigortacılar, kamu, kim akla geliyorsa. 2. Çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemek. Yani mutlaka hangi toplum, hangi ülke olursanız olun, çocuk ve gençleri önünü açacaksınız, hareket yapacaksınız. Tüm yetişkinler için ulaşım, boş zaman süreleri, iş yerleri dahil olmak üzere ve sağlık sistemi aracılığıyla fiziksel aktiviteyi günlük hayatlarının bir parçası olarak teşvik etmek. Yani biz işverenlere büyük görev düşüyor. Hı hı. Pandemi bittikten sonra çalışanlarımızın çalışma saatlerinin içine hareket sokmak gibi bir görevimiz var ki hocamın en çok desteklediği unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. 4. atlıyoruz biz. Toplum olarak yaşlar arasında fiziksel aktiviteyi teşvik etmek. Bu çok önemli açıkçası. Bir de yani bir minik anekdot. Bugün Anadolu yakasında İstanbul'da çeşitli park bahçelerde egzersiz yapılabilecek aletler var. Var evet. Buralarda yaşlı insanlarımızı gördüğümüzde ne olur gülmeyin. Ne olur gülmeyelim. Saygıyla önlerinde eğilelim. Şimdi bugün onlara da gidemiyoruz. Oralarda da işte virüs bulaşıyor diyorlar. Başta öyle bir şey yaptılar ki işte demirde 20 gün kalıyor, tahtada 3 ay kalıyor diye öyle bir egzajer ettiler ki insanlar yani, oraya da dokunamaz hale geldi. Yani bunlar geçecek ama. Bunlar geçecek. Fark etmez. Elinizi yıkarsınız. Beşinci başlık da şu. İzleme, gözetim, araç sağlama, imkan veren platformlar değerlendirme ve araştırma aracıyla eylemi desteklemek. Yani bugüne kadar yapmadığımız kadar çok Ar-Ge, ben sigorta ürünü ve hizmet anlamında yapacağım. Değerli hekimlerimiz COVID sonrası hikayeyi anlayacaklar. Ve muazzam bir Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Yani araştırma, geliştirme, analiz olmadan bizim bir yol haritası çıkarma ihtimalimiz bence yok. Peki buradan hocama geçelim. Yavuz. Evet hocam, şimdi Yavuz, bu 5 maddeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün sıraladığı 5 madde bu. Şimdi sizle bize bir kendi maddelerinizi sıralayın. Şimdi şunu anladık, bir sene boyunca kapalı kaldık. Bir taraftan işte obezite artılıyor, işte kilo artıyor.
Ve bu da beraberinde işte diyabetti, kalpti, tansiyondu, riskleri ortaya getiriyor. Ve Yavuz'un da söylediği gibi belki önümüzdeki 6 ay, 8 ay daha böyle geçecek. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Şimdi burada size iş düşüyor. Evet, sizin için siz muhtemelen şöyle ele uçturuyorsunuzdur. İşte bunlar gelecekler bana diyorsunuzdur ama gelmesinler diye ne söylersiniz onu söyleyin. Ya biz size gelmeyelim diye ne söylersiniz? Bir de siz bir liste çıkarın bakalım bize. Bakın haklısınız. Yani biz hiç aslında gelsinler diye mutlu olmuyoruz. Biz de aslında tıp eğitimini alırken de, şimdi tıp eğitimi verirken de bunları anlatıyoruz. Bir, hastalıkları önlemek daha insanidir, daha kolaydır ve daha ekonomiktir. Bu 1940'larda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, yazdığı ilkelerden en birincisi, başta gelendir. Aslında Yavuz Bey'in az önce anlattığı bütün bu güncel öneriler dizisi 1940'larda Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu, Hipokrat zamanından beri tanımlanmış olan koruyucu hekimlik çerçevesinin aslında güncellenmiş halidir. Hipokrat da söylüyor bunu. Hastalıkları önlemek daha kolay, daha insancıldır. Biz tıp eğitimini bugün bu şekilde veririz zaten. Dolayısıyla önlenmesi gerekir. Bugün pandemiden önce de biz bu eğitim veriyoruz. Bu şekilde davranıyoruz. Hareket etmek hakikaten birçok sağlık problemini zaten önlüyor. İşe toplu taşımayla giden, bisikletle giden insanların sağlık sorunlarının daha az olduğunu çoktandır biliyoruz. Peki. İskandinav ülkeleri, İngiltere'de yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim bugünden itibaren bütün önlemleri bu şekilde almamız lazım. Yani ne yapmamız lazım hocam? Reçete verin. Ne yapmamız lazım? Reçete. Covid döneminde de evde çalışma için de bizim kendi önlemlerimizi evde, örneğin mesai saatlerimizi sanki işte çalışıyor gibi yapmamız lazım. Birincisi. Ama bu sadece bireysel olarak değil, işverenler için de bunun disiplinize edilmesi lazım. Yani bunu sadece kişinin talebiyle olacak bir şey değil. Bunu hep beraber bu meseleyi gündeme getirip tartışmamız, sizin, bizim, işverenlerin, ilgili derneklerin, örgütlerin, birliklerin bunu konuşması gerekiyor. Bunu organize edilmesi lazım. Hareket dediğimiz, hareketi tanımamamız gerekiyor. Sağlık için hareket miktarı her gün değilse de haftada en az 3 defa, her defasında en az 45 dakika olacak şekilde düzenli, tempolu hareket etmemiz gerekiyor. Birçok kişi bize şunu söylüyor: ben zaten evde hareket ediyorum ya da işte hareket ediyorum. Hayır, bu hareketin düzenli, tempolu ve kesintisiz olması gerekiyor. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Evde bir hareket, evde bir ev işi ya da evde bir şey yapmış olmak, hareket ediyoruz anlamına yeterli gelmiyor. Değil. Yeterli değil. Tamam. Yeterli değil. Buyurun devam edin. Mutlaka tempolu, düzenli, kesintisiz hareket yapacak bir zaman bulmamız gerekiyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunu aslında toplum olarak bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Bu aslında bir toplumsal mesele. Sağlık toplumsal, kamu meselesidir. Bunu hep beraber buna sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu projelendirmek gerekiyor. Gençler ayrı, çocuklar ayrı, çalışanlar ayrı, yaşlılar ayrı. Örneğin pandemi yaşlıları başka türlü etkiledi, çalışanları başka türlü etkiledi, çocukları başka türlü etkiledi. Ve bunların her birinin çıktısını farklı farklı göreceğiz. Ve bunların eğer önlemi alınmazsa hepimizde yükü, ekonomik, sağlık yükü çok farklı olacak. Bunları farklı çözümlerini bulmamız gerekiyor. Peki. Bu örneğin beyaz yakalılar için başka olmak durumunda, çocuklar, öğrenciler için başka olmak durumunda. Anladım. Yani bir toplu bir proje ya da bir hareket diyor Yavuz hocam anladığım kadarıyla. Eğer mesela ofis toplantılarını yürüyerek evde yaparsan, yani bir kısmını, yaratıcılığının %10 civarında iyileştiğini söyleyen analizler var. Bu dönemde daha bunları öğreneceğiz. Diğer taraftan oturmak yerine açıkçası bir toplantı sırasında, bir saatlik toplantıda 12 dakika yürüyerek geçirdiğinde anlama kabiliyetin, neşen, canlı olman ve özgüvenin artıyor. Bunlar bu kısa dönemde ölçülmüş veriler. Şimdi biz buradan hareketle sevgili hocam bize liderlik yaptı. Marmara Üniversitesi liderlik yaptı. Bize konuyu açtı.
Biz de destek oluruz, gönülden destek oluruz dedik. Çünkü bu iş COVID sonrası hocamın dediği gibi işverenden çalışana, aile bireylerinden çocuklara, özellikle evdeki hareketsizliğin yol açtığı sebepler ve senin sorduğun bu reçete meselesi var ya, reçeteyi belki daha iyi verilmek için bir araştırmaya girişmeye karar verdik hep beraber. Marmara Üniversitesi, Tez Medikal, Sağlık Bahçesi, Aksa Sigorta, Marmara Üniversitesi İpertansiyon Merkezi. Orada bir kelime var, damar sertliğinin Latincesi, ben onu söyleyemiyorum. O yüzden damar sertliği diyelim o bölüme de. Hocamın liderliğinde bir çalışma yapılıyor. Etik kuruldan onay bekliyoruz. Çalışma tamamlanması 6 ayı bulur gibi gözüküyor ama Eylül-Ekim döneminde biz sizden işte buradan destek bekliyoruz Noyan Bey. O araştırmanın sonuçları reçeteyi verecek. Değil mi hocam? Yani o araştırmanın sonunda reçeteler çıkacak. Araştırma biz ne? Burada, onu anlayamadım ki Yavuz. Araştırma ne? Araştırma şu, fiziksel hareketliliği yitiren biz beyaz yakalılar ve evde çalışan insanlar üzerindeki o senin sorduğun COVID-19 etkileri, hareketsizliğin etkileri ve onun sonuçlarında yapılması gerekenleri daha adım adım maddeleyen bir çalışmadan bahsediyoruz. Türkiye'de güzel. Yapılacak. Evet, çok, çok geniş bir araştırma. Biz bu konuda da hocamın liderliğinde ilerleyeceğiz. Eylül-Ekim o dönemde bir program isteyeceğiz sizden. Tabii. Ne demek? O sonuçları paylaşmak için diyebilirim. Hocam mutlaka katkı verecektir ama ben bir de tüyo aldım yapım ekiminden, yönetmen arkadaşlardan. Ben çok meraklıyım biliyorsun programda ne olacak diye. Araştırayım ki mahcup olmayayım. Tabii bir BTR var biraz sonra. Ben yayınına onu vermiş olayım buradan. Orman terapisi diye bir kavram öğreneceğiz. Allah Allah. O BTR'de. Orman terapisi de ben hayran kaldım. Japonlar bu işi 1980'lerde ortaya çıkarmışlar. Enteresan bir şey ama bağışıklık kuvvetleniyor, hareket ediyorsunuz, meditasyon oluyor, ruh sağlığınıza iyi geliyor. Belki hocam da bir şeyler söylemek ister orman terapisiyle ilgili. O zaman bir video mu seyrediyoruz? Sen anons ettiğine göre bir video seyrediyoruz. Benim haberim yok. Yani bu da Yavuz'un sürprizi oldu bizim yapım ekibi Aytaşlar'la birlikte. İzleyelim, ben de sizle birlikte izleyeceğim ilk defa. Evet, güzel. Yavuz, bu senden mi geldi bize? Bu bizim Aksa'da yaptığımız bir serinin, farkındalık serisinin bir parçası. Arkadaşlar rica ettiler kullanalım mı diye. Gönülden kullanalım diyoruz. Çünkü farkındalık, bütün maksadımız farkındalığı yaratmak. 1,5 dakika Ali Serdar hocama sözü bırakıyorum ve onunla da kapatacağım. Hocam buyurun. Teşekkür ederiz. O zaman şu araştırma projemizle lütfen, ilgili olarak birkaç şey söylemek isterim. Aslında sizin sorduğunuz soruyla da ilgili olarak, yani COVID döneminde ne yapalımın tek bir mucize reçetesi yok. Yani biz hastalar da sorar, kalp sağlığımız için ne yapalım, hangi ilacı, hangi vitamini kullanalım. Böyle mucizevi bir reçete, böyle mucizevi bir tedavi gerçekten yok. Bunu bütün olarak yaklaşmak lazım. Aynı şey COVID dönemi için veya COVID sonrası evde kal dönemi için de geçerli. Dolayısıyla bu araştırmamız da bu amaçla planlandı, bu amaçla tasarlandı. Birçok paydaşı var, işte üniversite tarafından koordine ediliyor. Türk Kalp Vakfı da bunun içerisinde dahil. Aksa Sigorta destekliyor. Tez Medikal var. Amacımız aslında evde kal döneminde, bunun içerisinde home office çalışmak merkezde olmak üzere, bizler nasıl etkilendik? Ruhsal olarak, biyolojik olarak, fiziksel olarak nasıl etkilendik? Özellikle de kalp sağlığımız nasıl etkilendi? Ve bunun çözümünün ipuçları nerede? Bunu görmeye çalışacağız. Öncesinde nasıldık sağlığımız? Ulaşabildiğimiz parametrelerle ve sonrasında şimdi nasıl, bunu anlamaya çalışacağız. Ve Türkiye'de yapılmış kapsamlı ilk çalışmalardan bir tanesi olacak. Çok güzel. Dolayısıyla bunun sonrasında da neler yapabileceğimizi daha net, daha somut tartışacağız.
Dolayısıyla bu projeyi hayırlı olsun. Daha detaylı daha sonra konuşmak istiyoruz. Peki. Hocam özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Projeye bizi de kattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Yavuz, o son evet. Aksa'nın bir bu bir anketi, bu sağlıklı hareket etle ilgili bir çalışması olduğunu da söylemiştin. Onu da bizle paylaşırsan hem yazılarımızda da kullanmış oluruz. Sigortagazetesi.com'da da biz bunları yayınlarız. Sana da çok teşekkür ediyorum. Her iki konuğuma da sağlıklar diliyorum. Yavuz, bir diğer programlarda da bizi yalnız bırakmazsan seviniriz. Teşekkürler efendim herkese. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hocam, sağ olun. İyi günler. Evet efendim. Keyifli bir sohbetti yani, açıkçası eminim sizler de keyif almışsınızdır. Profesör Doktor Ali Serdar Fak, Türk Kalp Fakı Yönetim Kurulu üyesi bizlerle birlikteydi ve Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken de bizlerle birlikti. Bu programda bir projenin, yeni bir projenin hayata geçtiğini de, geçeceğini de paylaşmış olduk sizle. Bu sağlıkla ilgili, hareket etle ilgili bir proje. Vallahi biz de içinde olmaktan hem gurur duyduk hem de hoşumuza gitti. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bu sağlık özel yayında bizi yalnız bırakmadınız ve sürekli bu yorumlarla bizi yönlendirdiniz. Önümüzdeki programları da sizlerden gelen merak ettikleriniz doğrultusunda hazırlamaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Dolayısıyla içinde varsınız yani bu programın. O yüzden de sizlere de ayrı bir teşekkürler. Efendim, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.